Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı çok pratik, inanılmaz lezzetli kete tarifi hazırladım. Bizim komşumuzun yaptığı meşhur bir kete tarifi vardı. Bir yeğen var ya, asla tadını unutmuyordu. Üstelik bu tarifimizde ne oklava ne merdane kesinlikle kullanmıyoruz. Çok rahat açılıyor, katları tek tek sayılıyor. Hem incecik hem de yumuşacık. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Büyük bir kaseye 1,5 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı yoğurt, bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, çok dolu dolu kullanmanıza gerek yok. 2 adet yumurtanın akı, sarısını üzerine sürmek için kenarda bekletiyorum. 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuzu ilave edip iyice karıştırıyorum. Bir çırpma teli yardımı veya kaşıkla da karıştırabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra üzerine alabildiği kadar un ilave ediyorum. Ortalama 6,5 su bardağına yakın un kullandım ama un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Bazen diyorsunuz ya, neden alabildiği kadar un diyorsunuz. Bunu demek zorundayız çünkü her unun kalitesine, markasına göre miktarı değişiyor maalesef. Bu arada instant maya kullandım ya, eğer isterseniz onun yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Hamuru kasenin içerisine güzelce toparladım. Masanın üzerine alıp yoğurmaya devam ediyorum. Pürüzsüz, olabildiğince yumuşak, güzel bir hamur yapıyorum. Mayalı hamurlarda ne kadar güzel yoğurursanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Bakın, olabildiğince yumuşak, gayet pürüzsüz bir hamur oldu. Tekrar yoğurma kasemi geri alıp üzerini streç film ile kapatıyorum ve temiz bir bez örtüp kabarmaya bırakıyorum. Ketemizin içini hazırlamaya başlayalım. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 3 su bardağı kadar un ilave edip iyice kavuruyorum. Bu arada şöyle 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim. Biraz daha lezzetli olsun diye. Ama isteğe bağlı olarak kullanmayabilirsiniz de. Yağ miktarı çok az olmasın, kuru oluyor. Eğer gözünüze az gelirse de çok az sıvı yağ ilavesinde bulunabilirsiniz. Unun rengi hafif sarına kadar kavurdum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. İsteğe bağlı olarak tuz da kullanabilirsiniz ama tuz kullandığınız zaman şeker kullanmanıza gerek yok. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unun rengi biraz değişene kadar güzelce kavurdum. Bu kadar yeterlidir. Ocaktan alıp bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Ara katlar için 100 gram kadar tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Ocağı kapatıyorum. Yağ bir kenarda beklesin. Hamurumu ortalama 1 saat kadar dinlendirdim. Çok fazla zamanım yoktu. Bu kadar kabarması da yeterli. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıp 3 eşit parçaya kesip bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayıp ortalama bir tatlı tabağı kadar açıyorum. İçini doldurduğumda kapanır mı diye kontrol ediyorum. Kapanma payı var. Bu kadar yeterlidir demektir. Hazırlamış olduğum kete içinden bolca içine dolduruyorum. O kete içini zaten 3 parçaya böldüm. İlk baştan ayarlarsanız sizin için de kolaylık olacaktır. Ve hamurun bütün kenar kısımlarını ortada buluşturup iyice sıkıştırıp kapatıyorum. Elimle de toparladıktan sonra bu aşamada çok fazla açmıyorum. Bir kenarda beklemeye bırakıyorum. Diğer bezeleri de tatlı tabağa kadar açıp hazırlamış olduğum içten yerleştiriyorum. Aynı şekilde kapatıp beze gibi bir form veriyorum. Tekrar beklemeye bırakıyorum. Üçüncü bezeyi de aynı şekilde hazırladım. Şimdi sıralamayı tekrar başa alıyoruz. İçine doldurmuş olduğum ilk hamurdan başlayarak elimle servis tabağı kadar açıyorum. Eritmiş olduğum tereyağından 2-3 kaşık üzerine gezdirip her tarafına gelecek şekilde sürüyorum.
Diğer içli hamurları da servis tabağı büyüklüğünde açıp üst üste gelecek şekilde yerleştirip aralarına da mutlaka tereyağı sıvı yağ karışımını gezdiriyorum. En üst katına da tekrar yağ sürdüm ve vaktiniz varsa mutlaka bir 10 dakika bekletin. Bu sayede daha rahat açılacaktır. Eğer hemen açmaya başlarsanız maalesef yırtılmalar olacaktır. Ben ortalama bir 10 dakika kadar beklettim, yeterli oldu. Baktınız ki rahat açılmıyor, bir 5 dakika daha bekletebilirsiniz. Zaten hamur dinlendiği için o kadar güzel ve rahat açılıyor ki ne oklava ne de merdaneye hiç gerek yok. Her videomda olduğu gibi tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız, kaydetmeleriniz benim için altın değerindedir. YouTube kanalıma hala abone değilseniz de hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu sayede herkesten önce tariflerimi izlemiş olacaksınız. Hamuru ortalama büyük boy fırın tepsisi kadar açtım ve rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra elimle hafif çekiştirerek biraz daha uzatıyorum. Hamuru kendi etrafına dolayıp gül formunu verdikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyorum. Tepsiyi aldıktan sonra üzerine temiz bir poşet veya streç film kapatın. Ortalama bir 15 dakika kadar dinlendirin. Bu dinlendirme kısımları genelde rahat açılması için. Hamur ne kadar iyi dinlenirse o kadar rahat açılır. Ortalama bir 15 dakikada dinlenmesi yeterli oluyor. Dinlenmiş hamuru elimle tepsinin boyutuna gelecek kadar açıyorum. Hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer beni sadece YouTube'dan takip ediyorsanız, eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan, hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Ayırmış olduğum yumurtanın sarısını ketenin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurtayı sürdükten sonra bir çatal yardımıyla üzerine şekil veriyorum. Bu kısım tamamen size kalmış. İsterseniz hemen direkt fırında pişirmeye de gönderebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Benim fırınımda ortalama 24 dakika gibi bir sürede çok güzel pişti ama her fırına göre pişme süresi değişir. Ketemin hem üzeri hem de tavanı çok güzel bir şekilde pişti. Yalnız o kadar hassas ki dokunamıyorum bile. İlk sıcaklığı biraz çıktıktan sonra tepsiden dikkatli bir şekilde fırın kağıdıyla birlikte çıkartıyorum. Normalde keteyi biraz dinlendirmekte fayda var ama benim çok fazla beklemeye zamanım yoktu. Bu yüzden hemen bir bıçak yardımıyla dilimlere kesip içinin ne kadar güzel göründüğünü yakından göstermek istiyorum. Ketemin içini yakından göstereyim. Bakın katları tek tek sayılabilecek kıvamda. Üstelik şu an çok sıcak. Hala dumanı üstünde. Biraz daha dinlendikten sonra katları daha da belirginleşiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sizin de gördüğünüz gibi ne oklava ne merdane kullanmadığımız halde incecik ve katları tek tek sayılıyor.
Kesinlikle sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Zaten bir defa yaptınız mı en favori keteleriniz arasına, en favori tarifleriniz arasına gireceğinden eminim. Şimdi ben yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. İnşallah bu videomuzu da sıkılmadan izlemişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.